Yüzyıllardan beri dünyanın yuvarlak olduğuna inanıldı. Ama bundan önceki 100.000 yıllar önce dünyanın düz olduğuna inanılıyordu. Acaba hangi medeniyet daha doğru soru sordu? Merhaba arkadaşlar, ben Kaanflix. Öncelikle video başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve favorilere eklemeyi, aynı zamanda da Instagram'dan like atıp, Instagram'dan followlayıp, Snapchat'ten de nude atmayı... Şimdi bir saniye arkadaşlar, hemen arkaya bir müzik arayıp koyacağım ki anlattıklarımı daha da ciddiye alın. Yıllardan beri insanlar dünyanın düz olduğuna inandı. Ama teknoloji ilerleyince fotoğraflar yardımıyla insanlar birdenbire dünya yuvarlakmış demeye başladılar. Peki ya bu fotoğraflarda oynanmışsa, ya bu videolarda oynanmışsa? Evet, tam anlamıyla öyle. Ya bu yalanları söyleyenlerin en başında ise National Aeronautics and Space Administration var. Yani NASA. İlk önce basit örneklerle başlayacağım. Dünyanın yuvarlak olduğunu savunan insanların en büyük savunması uzaya çıkıldı ve uzaydan fotoğrafları dünyaya gönderildiği ile ilgili. Peki ben size şunu sorayım. Biliyorsunuz uzaya bir uzay aracıyla çıkılıyor. Uzay mekikleriyle çıkılıyor. Ama sonuçta bu da bir araç. Her araç gibi bir şey ittirmesi gerekiyor. Örneğin uçaklar havayı ittirerek hareket ediyor, denizaltıları suyu ittirerek hareket ediyor, tekneler de suyu hareket ettirerek ittiriyor ama uzay mekiklerinin ittirebileceği hiçbir şey yok fark ettiyseniz. Çekilen uydu fotoğraflarını kimler çekiyor? Bunu hiç sordunuz mu kendinize? Evet, uyduların fotoğraflarını kim çekiyor? Ve bunun yanı sıra eğer dünya düz olmasaydı uçaklar dümdüz uçamazdı. Burunlarını aşağı kıvırtıp aşağı hafif aşağı doğru inmeleri gerekirdi. Çünkü dünya yuvarlak olsaydı uçaklar dümdüz devam ederek uzaydan çıkabilirlerdi. Evet arkadaşlar, şimdi size NASA'nın kendi sitesinde yapmış olduğu hatayı göstereceğim. NASA'nın kendi sitesinde dünyanın fotoğrafı diye koymuş olduğu bu fotoğraf tamamıyla Photoshop'ta yapılmıştır. Hiçbir gerçeklik payı yoktur. Fark ettiyseniz zaten burada kocaman bir X yazıyor. Bunun konulma sebebi ise bu X'lerden bu fotoğrafta 3 tane bulduğunuz zaman XXX Xander Cage isimli filmin gişelerini arttırılmak amacıyla konulmuştur. Onun dışında ise NASA çalışanlarından bir tanesi siteye bir ipucu bırakmıştır. Eğer siteyi Vietnamca'ya çevirip bu kısmı okursanız, mục tiêu chính của DSCOVR, một quan hệ hợp tác giữa NASA, cơ quan hải dương và khí quyển quốc gia NOAA. Aynen öyle. Yani arkadaşlar tam şu kısımda mut quan hi hợp tác giữa NASA ve bunu Japonca çevirip dinlerseniz NASA と国立海洋大気局 NOAA とのパートナーシップである DSCOVR の主な目的は。Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bizlerden neleri saklamışlar. Eğer bu fotoğrafı indirip Photoshop programında açarsanız ve birkaç tane özel ayar yaparsanız dünyanın düz olduğunu sizler de göreceksiniz. Ben bu ayarları yaptıktan sonra size geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fotoğraftaki bütün ayarları geriye çevirip önünüze koyuyorum ve gördüğünüz üzere dünya düz. Eğer bu fotoğrafı indirip duvar kağıdı yapmak isteyen ve her zaman gözünü gerçeklere açmak isteyen varsa bana mesaj atabilirler. Evet arkadaşlar, şimdi çok gizli bir kaynağımdan gelen bir videoyu size göstereceğim. Yalnız bu videoyu kimseyle paylaşmazsanız çok hoşuma gider. Ben de çok gizli kaynağımdan buldum. Bu Albert Einstein'ın çok gizli bir röportajından alınmıştır. Ve lütfen burada Einstein dediklerini
Dikkatlice dinleyiniz. Evet arkadaşlar, size anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu videodan sonra dünya görüşünüz tamamıyla değişmiştir. Ve bu ek bilgilerin yanı sıra diğer videomda size Odin'in nasıl her şeyi yarattığını ve aynı zamanda Thor'un nasıl yıldırımları bir dakika arkadaşlar, biri beni arıyor. Sen ne yaptığının farkında mısın? Böyle gizli bilgileri açıkladığın için Interpol, CIA hepsi peşimizde. Kaç, kaç, kurtar kendini çabuk. David, we got one in custody.